herkesi hakir görür. O elinde var ya şey neşleri. Öbür taraftan işte sosyoloğu var, her şeyi bildiğini düşünür falan. Bunlar bir türlü birbirleriyle konuşamazlar. Multidisiplinlerin yani çok disiplinlerin en büyük sıkıntısı herkes masanın etrafında durur ama hiçbiri aynı dili konuşamaz. Ama hepsi aynı problemin bir kısmına yardımcı olmaya çalışır. Şimdi bu 1930'lardaki 40'larda düşünce. 1960'lara doğru gelindiğinde esasında bu işin yani bir hani robot yapmak dedim ama robot yapmanın sadece böyle bir insanları bir araya getirmekle olmadığını fark etmişler. Bu insanların konuşabilmesi lazım. Şimdi mesela bir robotla psikolog konuşmaya başladığı zaman insan nasıl düşünür, nasıl karar verir? Bir yerde takılıyorlar. Diyorlar ki filozofu da alalım diyorlar. Felsefe, psikoloji ve bilgisayar beraber birleşiyor. Yanına dil bilimi alıyor. Çocuklar size yapay zeka çıkıyor. İşte bu yapay zekanın altında yatan 4 tane bilim budur. Şimdi bu insanlar birbirleriyle konuşmayı öğrendikleri gibi bunu daha iyi anlayacak bir insan yetiştirmek için isminiz neydi? Kerem'i diyor ki Kerem biz seni işte cognitive science yani bilişsel bilim programımıza alıyoruz diyorlar. Bu interdisipliner bir programdır. Yani disiplinlerin birbirinin içine girdiği bir programdır. Ve sana biz bunların hepsini yükleyeceğiz. Dolayısıyla sen disiplinler arası bir adam olacaksın artık. Şimdi bu 1960'lardan 2000'lere kadar böyle çok güzel gitmiş. İşte tıp mühendisliği de böyle yaratılmış. Tıp doktorları, makine mühendisleri, elektronikçiler, bilgisayarcılar, genetikçiler. Bunların hepsi masanın etrafında oturmuşlar demişler ki insan sağlığına faydalı olacak teknoloji mi üretmek istiyoruz biz? O zaman bütün bu bilimlerden birleştirip interdisipliner yani disiplinler arası bir havuz oluşturalım. Çocukları burada eğitelim. Kazık bir eğitim oluyor tabii o zaman bu. Yani tamam bir moleküler biyolog kadar genetik bilmiyorsun. Bir makine mühendisi kadar makine bilmiyorsun. Ama hepsinin en önemli kısımlarını bu çocuğa enjekte ediyorsun. Çocuk şişiyor. Fakat sorun şu, her yarattığın interdisipliner insanın sonuçta gönlünde de bir şey yatıyor ve bazen de istediğin gibi bir ürün çıkamıyor. Neden? Çünkü sadece bir insana bilgi tıkmak, bu insanı şişirmek yetmiyor. Bu insanı tecrübelendirmek için, becerisini arttırmak için bu sistemler içinden de dolaştırman gerekiyor. Şimdi 2000'lerden sonra yeni bir kavram çıkmış, transdisipliner diye. Trans içinden demektir. Disiplinlerin içinden. Yani sen Kerem'e sadece şeyi bilgiyi şırınga edeceğine diyor ki al Kerem'i bir makine mühendisi gibi bir yerde çalıştır. Kliniğin içine girsin. İşte Da Vinci robotunun nasıl robot kollarının çalıştığını görsün. Oradan çıksın elektronik olarak işte ne bileyim şeker ölçen aletler vardır. Bilmiyorum aranızda ailesinde şeker hastası olan var mı ama bunun bir aleti vardır. Her gün günde 4 defa parmağına bir şey batırırlar. Bir tane böyle stripi vardır. Onun üstüne damlatırsın. Onu aletin içine sokarsın. O ölçer. Kanınızdaki şeker miktarını ölçer. Ve hastalar da ona göre orada rakam, yazan rakama göre insülin basarlar vücutlarına. Çünkü şekeri dengelemek lazım vücutta. Fazla şeker tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla o da bir elektronik alet. Şimdi dolayısıyla elektronikçinin yanından geçiyorsun. Genetikçinin laboratuvarından geçiriyorsun. Bu şekilde çocuğu böyle dolaştırdığın zaman öğrenciyi transdisipliner, disiplinler arası bir eğitim veriyorsun. Şu anda böyle bir eğitim modeline doğru kayma var. Şimdi bu bir sıkıntı. Neden? Çünkü bizim 100 senedir, 200 senedir alıştığımız eğitim müfredatının çok dışında bir yaklaşım bu. Evet, çünkü biz alışmıyoruz. Önce matematik çakacaksın, sonra fizik çakacaksın, sonra kimya çakacaksın. Gittiğiniz her mühendislikte bu olacak, biz de yapacağız aynısını. Nefret edeceksiniz matematik, fizik okumaktan. Başka çaresi yok. Çünkü biz de öyle öğrenmişiz. Sanıyoruz ki iyi bir mühendis yetiştirmek için bunları böyle peş peşe dizmen gerekiyor. Şimdi, bunun doğrusu ne? İşte gevurlar oturmuş düşünmüşler. Bakın, bir medikal robot nasıl yaratılır? Bunu düşünmüşler. Demişler ki, şimdi ben bir tıp mühendisi yetiştirmek istiyorum. Tıp mühendisinin amacı ne? Tıp mühendisinin amacı esasında doktorların hayallerini gerçekleştiren bir meslek yaratmak. Budur. Size bir örnek vermek istiyorum. Bunun nasıl olduğuna dair. Bu çok meşhur bir beyin cerrahı var. Gazi Yaşargil. Duyan var mı aranızda?
Tebrik ediyorum. Türküsünüz o da azdı. Gazi Hoca 1950'lerde Fransa'da tıp okumaya gidiyor. Ondan sonra İsviçre'de eğitimine devam ediyor ve çok uzun süreler İsviçre'de şey olarak çalışıyor. Beyin cerrahı olarak çalışıyor. Bunlar bir sürü alet kullanırlar, beyin cerrahları. Hani böyle kargacık burgacık bir sürü bir şey. Çünkü beynin içerisine girip oradan bir şey çıkartmak falan kolay değil. Ve bu aletleri de üretebilmek için devamlı bunlar birileriyle konuşurlar. Ben bir hikaye duymuştum, yani gerçek bir olay. Gazi Hoca Türk malını çok severmiş, Türk malı cerrahi aletleri. Bir gün işte Aygün denen bir şirketi davet ediyor şeye, İsviçre'ye. Aygün'ün işte pazarlama elemanı geliyor. Gazi Hoca diyor ki, Necat yarın ameliyatıma gelsene diyor. Ameliyata giriyor, ameliyatta 3 tane adam. İşte ameliyatta, ameliyathane gören varmış hayatında. Hadi ya, nerede gördünüz? Söyle bakayım sen, nerede gördün? Sen ameliyat oldun. Ha, ameliyat seyreden var mı hiç? Vallahi tebrik ediyorum ya. Şimdi ben gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü böyle bir çizgi var orada. Böyle hatta çizgiler var. Yani futbol sahası gibi bölmüşler. İşte burada steril olmayan bölge var. Hemen çizginin bu tarafında steril bir bölge var. Nasıl oluyorsa falan ondan sonra. Neyse. Burada bizimki duruyor Necati Bey. Yanında da 3 tane adam. İşte birinin elinde kağıt kalem. Birinin elinde laptop. Birinin de böyle dosyalar bir şeyler falan. Bütün ameliyat durmuşlar. Bu da duruyor böyle. Baba çalışıyor falan. Neyse ameliyat bitiyor. Bizimki de öyle mi? Hocam kimdi bunlar diyor. Bunlar diyor meşhur Özkalem firmasının 3 tane adamı. Bir tanesi endüstriyel tasarımcı. Bir tanesi makine mühendisi. Bir tanesi de patent avukatı. Şimdi ameliyat esnasında Gazi Hoca hipofiz bezinden tümör çıkartmak istiyor diye. Hipofiz bezi nerede? Beyinde. Kafanlarda demeye benziyor. Evet, beyinde. Teşekkür ederim. Beynin neresine? Bakın, gözlerinizin yanından şöyle girin. Burundan da aşağı doğru girin. Bunların kesiştiği nokta, beynin tam aşağı döndüğü yerin kıvrımının altında bir kesecik, hipofiz. Burada tümör çıkmış ve onu alması lazım. Nereden gireceksin? Burundan, evet. Çünkü kafadan, tepeden atsan dolanamazsın etrafında. Yandan delik atsan oradan da girmek çok uzun mesafe, göz sinirlerinin önüne. Burundan abi. Burnunuzun içerisinde şu bir delik vardır burundan çıkan, bilirsiniz. Buradan gelir, aşağı doğru döner, ağza girer. Onun tam dönmeye başladığı yerde kafatasının tabanı vardır, şurası. Tamam. Orada böyle bir santimle mi, biraz daha az böyle bir hücreler grubu varmış. Kemik yokmuş orada, bir boşluk varmış. Oradan böyle bir delik açıp zıp diye beynin dibine girmek mümkünmüş. Onun için şey derler, çok uzun süre nezle falan olmak iyi değil derler. Beyne mikrop sıçrayabilir diye. Neden? Çünkü orada kemik yok, hücre tabakaları var. En alttaki, buruna en yakın kısımdaki hücreler nezle mikrobunu kapıyor, pişiyor mikrop. Ta beyne kadar sıçrayabiliyor. Allah korusun, ondan sonra menenjit denen bir hastalık olabiliyor. Neyse, bizim hoca oradan dalmış. Onun içinde mesela uğraşıyor bir şeyi çıkartmak için. Ulaşamıyor bir türlü. Bunu aynen böyle anlatıyormuş Necati'ye. İşte ben orada ulaşamadığım zaman endüstriyel tasarımcı çağırıyorum. Geliyor, bak işte Jack buradan giremedim, sen şuradan bana şöyle bir şey çiz diye. Çiziyormuş hemen, çıt çıt çıt. Bu arada adamın içinde. Ondan sonra, evet tamam oldu dediği anda patent avukatı internete bağlanıp böyle bir patent var mı yok mu ona bakıyormuş. Yoksa makine mühendisine dönüyormuş. Makine mühendisi hemen laptopuyla, özel bir çizim programıyla bunun mekanik çizimlerini yapıp gerçek zamanla orada patente başvuruyorlarmış. Ya şimdi bakın, ne dedim tıp mühendisliğine? Doktorların hayallerini gerçekleştiren mühendislik alanı. İşte bu an. Ve bu eğer ürünleşirse hocayla bir anlaşma sonucunda ticari bir anlaşma yapıyorlarmış. Ve düşünün, bu şirket her ameliyatta böyle birini tutturuyor yanında. Şimdi aranızda tıp okumak isteyenler var mı? Mühendislik okumak isteyen var. Arada böyle onu falan diyen var mı, gidip gelen? Sen niye geldim, gaza geldim, geldim diyenler var buraya. Hoca çok iyi yaptı. Teşekkür ederim. Sabah tekrar bir kitabı sayfalarına baktım. Bunu ben dün de anlattım. Şimdi tıp çok zor derler. Değil mi?
Hatta bazıları ya manyak mısın okuma falan der. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Tıp okumak isteyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir meslek. Ben 25 senedir doktorlarla çalışıyorum. Ben doktor değilim, ben elektronik mühendisiyim. Üzerine de biyomedikal mühendisliği denen bir alanda doktora yaptım. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işte araştırmalarıma başladım. Beyin araştırmaları yaptım uzun süre, 12 sene falan. Hala devam ediyorum. İşte özel bir alet geliştirdim. Doktorların söylemesi üzerine beyindeki oksijen tüketimini falan ölçüyoruz. O şekilde hastalar ilaca tepki veriyor mu beyin? Çünkü beyni ne ilaca tepki verdiğini hala bilemiyoruz. Yani deneme yanılma yoluyla çok yapılır bu. Al sen şu ilacı da işe yararsa tamam 10 gün sonra gel de bir bakalım falan derler. Doktorlarla bu kadar yakın çalıştığınız zaman size biraz kalplerini de açmaya başlıyorlar. Ya bu meslek neden zor diye hep ben düşündüm. En sonunda bir kitap buldum. Henry Marsh diye bir İngiliz beyin cerrahı yazmış. Ve bu beyin cerrahı Zarar Verme diye bir kitap yazmış. Do No Harm. Ben dün bir hikaye anlatmıştım. Onun aynısını anlatmak istemiyorum. Bugün ilk bölümünü bir daha okudum. Hakikaten yani gözlerim doldu ya. Acayip bir şey. Çok çok ilginç meslek. Bakın şöyle bir olayla başlıyor. Şimdi diyor ki bir tane adamın pineal kesesinde tümör çıkmış. Pineal kese, kafayı şöyle düşünün, kulaklardan yandan dalın ortaya, bir de tam şu ortadan dalın, yani beynin tam dibinde şöyle aşağı doğru sarkan ufak bir topçuk. Bu bir hormon kesesi esasında. Şimdi bu hormon kesesinin tam ne iş yaptığı bilmiyor. Bir hormonlar dağıtıyor, vücudu belli bir şekilde çalıştırmaya faydalı oluyor ama orada tümör çıkarsa eğer, ne kadar da pis bir yerde ya, orada tümör çıkarsa o işte insanın beyninin basıncını arttırıyormuş. O basınç arttırması gözlerin kör olmasına neden oluyormuş. Daha da büyürse çok önemli bir noktada olduğu için komaya kadar sokabiliyormuş insanı falan. Yani böyle pis bir noktada. Ya oraya nasıl girersin ya? Buradan giremezsin. Neyse böyle bir hasta geliyor. Hastanın beynini de görüyorlar. Adam da çok iyi bir şirketin tepesindeki bir adam. Hayatı emir vererek ve problem çözerek geçmiş. Ve hep herkesin en önünde duran böyle kuvvetli bir karakter. Şimdi düşünün hani şirket müdürlerini falan, tamam. Sen adama diyorsun ki bunu almazsak öleceksin. Sen buna karşı hiçbir şey yapamıyorsun. Herkesi kontrol etmeye alışmış bir adam bir anda kontrolsüz. Teslim olmuş durumda. Soruyor. İşte ne var? İşte orada bu var, burada Latince bir şeyler söylüyormuş, bu yazıyormuş. İşte olmazsa ne olur, alamazsan ne olur, daha kötü olur. Alırsan ne olur, şöyle olur. Alırsan peki fazla kesersen ne olur, komaya girersin. Yok şöyle olursa basınçtan, beyninden, kulağından kan fışır. Bir tane komplikasyon. Alacağım mı, almayacağım mı? Kesin şu, almazsan öleceksin abi kardeşim 2-3 hafta içinde. Çok hızlı ilerleyen bir tümör. Adamı ameliyata almaya karar veriyorlar. Karısı da tamam hep beraber peki bunu alalım diyorlar. Almazsak tehlikeli. Şimdi ameliyatın şöyle bir şey var. Hastayı bu ameliyatlarda öyleymiş. Böyle yatırıyor musun? Şöyle. Şuradan ense kökünden kesip kasları aralayıp beyne alttan dalıyormuşsun. Şimdi orası hani böyle Konya Ovası gibi değil ki. Her taraf damar. Böyle kas ve damar. Nasıl yiyeceksin orada? Hani filmlerde vardır ya böyle harplı keserler. Beyinde yapamaz sonra. Öyle bir şey kesin alıp pışkırır her taraf. Onu ittir, bunu kıyından böyle falan geçmen lazım. İşte o böyle özel bir mikroskoplu bir şey varmış. Onunla dalıyormuşsun böyle içeriye. Yavaş yavaş. Şimdi adam anlatıyor diyor ki bu öyle bir şey ki diyor. Sen buraya girdiğin zaman sanki diyor ufak bir cep telefonuyla şeye girmişsin gibi. Büyük bir kilisenin içerisinde dolaşıyormuşsun gibi. Katedralin içinde. Tavana bakıyorsun orada bir şey var. Buraya bakıyorsun orada bir şey var. Onlara değmeden alttan böyle ezile ezile geçmen lazım. Her tarafta damar. Bir şey değersen yanlışlıkla bazılarında önün tıkandığı zaman iki ucundan kapatıyormuşsun. Damarı kesip çıkartıyormuşsun. Devam ediyormuşsun. Sonlarına da çıkartarak tekrar dikiyormuşsun falan. Pineal o keseciye geldin. O keseci etrafına böyle tümör girmiş. Onu şimdi kazıman lazım. Ha tamam kolaydı. Hani şimdi düşün. Jöle. Jölenin etrafında ikinci bir jöle olsun. Biri kırmızı renkli, biri yeşil renkli olsun, tamam mı? Ben diyorum ki size
kırmızı jöleyi yeşil jölenin içinden çıkart. Jöle. Ne yaparsın? Kaşığı alırsın değil mi? Başlarsın kazımaya. Kırmızıdan alırsan adam kötürüm kalacak ama. Yani ya şey yeşilden. Sakın yeşilden alma. Kaşığı çok usturuplu döndürmen lazım. Döndürdüğünde bunu çıkartırken bu oynamaya başlayacak, sağa sola kayacak falan. Bunları anlatıyor adam ameliyatta. Şimdi bütün bunları anlatırken bir gün önce yaşadığını anlatıyor. Şimdi bakın daha zorluğa gelmedim bile. Ya bir doktorun içinden neler geçiyormuş onları ben duymaya başladım. Bir gün önce bir ameliyat yapmış, bir yeni doğum yapmış bir kadının omuriliğinde bir ne diyor 6. ve 7. omurlar arasında. Neresi olduğu ben de bilmiyorum ama tam. Orada omuriliğin etrafını saran bir tane tümör. Bu tümörü çıkartması lazım. Ameliyatta kesmeye başlamış. Gitmiş ameliyat. Şimdi ne bekliyorsun? Tümörü aldım, her şey iyi değil mi? Kadının sağ tarafı tamamen kötülük kalmış. Nasıl olur o? Fazla kesmiş. Fazla kesmiş. Ve bunu söylüyor. Fazla özgüvenimden dolayı biraz daha temizleyeyim derken omurilikten biraz fazla yemişim diyor. Şimdi zorluk daha burada değil. Hani olur, eli kayar değil mi? O da insan sonuçta, robot değil yani. Bunu hastaya nasıl söyleyeceksin ya? Şimdi hastanın uyanması, kendine gelmesi falan bir günü falan tutuyormuş o ameliyatta. Bu o sırada yaptığı hatayı bilerek ikinci ameliyata giriyor. Bir adamın beyninden en hassas noktasından tümör çıkartması lazım. Ve diyor ki tümörler çeşit çeşit diyor. Kimisi diyor serttir diyor, kırt diye vurursa çıkartırsın diyor. Kimisi diyor dokuya çok yapışır diyor beyne, bir türlü çıkartamazsın onu diyor. Ve biliyorsun ki çıkartamazsan orada kalan doku 2 yıl sonra bütün beyni saracak ve adam ölecek diyor. Kimisi diyor kan torbası gibidir diyor. Değdiğin anda patlar diyor. Allah tarar kan revan olur diyor. Bilemezsin diyor. Oraya değene kadar bilemezsin diyor. Bir de bir gün öncesinden kadını fazla kesmiş. Dolayısıyla şunu da biliyor. Pineal kesenden birazcık alsa yanlışlıkla adam komaya girecek. Bunları da biliyorlar ha çünkü yaşamışlar. Lanet olsun. Yaşıyorlar diyor. Ve ben bu endişeyle diyor ikinci ameliyatıma giriyorum diyor. Ne olacağı belli değil diyor. Ya şimdi elim gitmez ya. Yani böyle titrersin. Ne diyor biliyor musunuz? Ama ilginç bir şey oluyor diyor. O koltuğa oturup da diyor ameliyathanede bıçağı elinize aldığınız anda diyor ilk kestiğiniz anda, kanı ilk gördüğünüzde bütün korkularınız gidiyor diyor. Hani kimimiz düşer bayılırız ama. Ve ondan sonra bu iş tıkır tıkır gitmeye başlıyor diyor. Şimdi sen diyorsun ki bu adam cani mi? Nasıl ya? Bütün bunu attı mı kafasına? İşte anlatıyor. Oradan yol aldım, buradan yol aldım, şurayı açtım, buraya girdim falan. Böyle uzun uzun anlatıyor. Ameliyatı yaparken şunu bir noktaya geliyor. Oradan bir örnek alıp patolojiye göndermesi lazım ki tümör iyi huylu mu, kötü huylu mu? Alırsa ne kadar kazısın veya bırakırsa ne olur? Ne kadar yok etsin parça onu anlamak için. Parçayı kesiyor. Gönderiyor patolojiye, laboratuvara. Çıkıyor dışarıda bekliyor. Hasta o sırada böyle bekliyor. Sonucu beklemeden lazım. Ona göre iyi huylu mu, kötü huylu mu diye devam etmesi gerekiyormuş ameliyatı. 45 dakika geçti diyor. Kimse haber vermedi diyor. 45 dakika ya diyor. Gittim telefonu diyor. Açtım, bağırdım diyor. Bak. Herif kendini de o kadar iyi anlatıyor ki. Yani cerrah egosunu da gösteriyor. Örnek ne oldu? Böyle bağırdım diyor. Bağırmış ya patolog. Patolog da diyor. Ha öbür binadaydın. Yeni geldim. Dur bir bakayım. Ya çocuklar yani Allah göstermesin. Ben kayınpederimle bunu yaşadım. Hani ara veriyorum ben de. Bütün bu hikayeler arasında ama ya bu gerçek ya. Yani böyle doktorlar ameliyatta bazen bazı şeyleri ölçtürmeleri gerekiyor. Sizi arıyorlar. Biz Çapa'da ameliyat olmuştu. Kayınpeder rahmetli beyin ameliyatı. Çapa'ya gideriniz var mı? Nöroloji falan. 8 katlı bir şeydir böyle. 8-9 katlı. Teşekkür ederim. Bunun böyle 8. katında nöroşürücü yani beyin cerrahisi ameliyathanesi var. Ameliyathaneyi genelde 4'ten sonra falan ameliyat yaparlar. Çapa'da 4'ten sonra kimse yok. Ya sanki böyle düdük çalıyordu. Hani hamam böcekleri vardır şey bir şey atarsa hepsi kaçar ya. Ya doktorlar öyle benzetme kötü oldu ama neyse. Yani Çapa'da saat 4-4.30'dan sonra kimse kalmıyor. Sadece hastalar
hasta yakınları, o kadar. Saat 4.30'da ameliyatı aldılar kayınpederi. Dediler ki aşağıda bekleyin. Ameliyat esnasında bir şeye ihtiyacımız olursa size haber vereceğiz. Ha, ameliyat esnasında ne? Nasıl ya falan. Hani beze mi ihtiyacı olacak yani? Var diye düşünüyorsun. Ha öyle olur. Hakikaten diyorlar bazen bez yetmiyor falan. Ulan saat 6-7'de eczane kapanıyor. Senin ameliyat süresi ben ne yapacağım? Çocuklar şimdi aşağıda oturuyoruz tamam mı böyle? Hanım hanım falan. Telefon çaldı. Şimdi orada bir telefon var. 20 kişi bekliyor. Demek ki başladı da ameliyat oluyor herhalde. Ondan sonra kim bakacak telefona? Bir tane orada güvenlik görevlisi Ahmet. Alo? Ha hocam. Kim? Ha. Orhan Bey'in yakını vurduk. Çok böyle fırıs. Hep burada burada falan. Ameliyathaneden çağırıyorlar. Ah diyorsun tamam bitti. Yani adam ölüyor herhalde onun için çağırıyorlar. 8 kat. Nasıl çıkacaksın? Asansör. Gelmiyor. Gelmiyor. Topu yukarı abi ben fırladım yukarı 8 kat. Bisiklet aşağıda orada falan çıkarttı. Şimdi nasıl? Ya, ya yaşayan biri hakikaten yani Allah düşünmesin derler. Şimdi asansörden çıkıyorsun tamam mı? Şöyle bir boşluk var. Ha bek birazcık daha büyük. Şurada merdivenler. Ya yani normal aşağıdan çıktın merdivenler. Asansör kapısı burada. Şurada daha büyük bir kapı var. Böyle çift taraflı açılıyor. Garaj kapısı gibi böyle gor 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 böyle iki taraflı açılıyor. Yanına da bir giriş kapısı var. Ha demek ki doktorlar oradan giriyormuş. Hastayı da buradan sürüyorlar belli ki. Bir yerde kimse yok. Ben bir kapı. Ha kapıyı vurdum. Don don don. Çocuklar kapı şuradan açıldı. Böyle elleri kanlı mı attı? Ne var? Ya ben sonra harika. Ha al şunu ölçtür getir. Kan gazı ölçtür dedi. Ha bir kan, bir tüm kan verdim ona. Ştong kapattı kapıyı. Nerede? Ya adam ameliyatta beyin kanaması geçirmiş. Kan gazı ölçtürmek istiyor. Hani hiçbir şey bilmesen ya, ağlarsın ya öyle bir durum. Kan lan herifin kanı elimde. Ben topuk aşağıya. Nereye gideceğim? Kan gazı nerede ölçülür? Kime soracağım? Kime sordum? Ahmet'e. Abi ne? Kan gazı. Ha reanimasyona git. Büyük binada ölçülmüyor mu yalnız? He? Büyük binada ölçülmüyor mu? Ya sen biliyorsun büyük binayı. Allah şükür ben de biliyorum. Herkes biliyor mu monoblok nerede? Nerede? Monoblok da ya. Monoblok. Bilmiyorum monoblok nerede. Allah'tan biraz düşmüşlüğümüz kalkmışsa. Topuk gitti monobloğa. Bir gibi kimse yok. Reanimasyon nerede falan bırak. Ok ok hiçbir şey yok. Daha ya bakın yani ben tıp mühendisi olup da oralarda dolanmasam bilmeyeceğim. Reanimasyon -2 de biliyorum. Neyse koştura koştura -2 gerek kimse yok. Camlar ve kimse yok. Bir yere vurdum. Oradan bir kapı açıldı. Cam açıldı. Ne var? Abi falan. Ha ver. Aldı. Biliyormuş demek ki yani rutini buymuş. Kapattı. Ne kadar bekleyeceğim? Gideyim mi? Telefonla mı söyleyeyim? Böyle bekliyorsun. Sık açtı bir kağıt verdi. Çocuklar hani etini, bir şey aldığın zaman bakkaldan fiş verirler. Böyle bir fiş. Baktım PO2 bilmem ne bir şey. Ha tamam kan gazı hakikaten. Şimdi değerin ne? Nesi doğrudur, nesi eksiktir bilemiyorsun yani fazla mı diye. O heyecanla ben topuk geldim. 8. kata çıktım. Kapıya vurdum. Açıldı, verdi, tamam dediler. Kapattılar. İndi peşin. Bir daha telefon. 15 dakika. Acil gel. Kan lazımmış. Kan lazım. Yani o şöyle gidiyorsun, alın 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 diye gidiyorsun. Tamam, geldim kapıyı çaldım. Yok, bir şey, yok yok, bir şey lazımmış dediler. Bir şey lazım, kan değil. Aç. Bu daha da garip. Açıldı, şunu getir dediler. Ya hani defter kağıdını kenarına yırtarsın ya şöyle bir garip böyle üçgenimsi yırtılır falan. TDP yazıyor. TDP. Başka hiçbir şey yok, elle yazılmış. Hani sevk kağıdı falan hiçbir şey yok. Kapattı, ben kaldım. İndik aşağı, kime soruyoruz? Ha, kan lazımmış. Ha, dedim kan lazım babaya. Kan! Yani çünkü orada alın alın falan oluyorsun böyle. Ne kanı? TDP diyor, ne demek? Nasıl bir kan bu falan oluyorsun? Ne yapacağım? Kan merkezinin, kan bankası. Neyse, onun yakınında, içinde var kan bankası. Sonra buluyorsun.
Ulan sanki Türkiye'de bütün kanlar bitmiş, herkes kan almaya çapaya gelmiş. Kalabalık böyle, herkes kal. Ben nasıl gireceğim şu adam ameliyatta, ben böyle, bölümde 10 kişi var ha. İnanılmaz bir şey. Şöyle elimi kaldırdım. O kişi çarp ufak kağıdı. Çocuklar hani Musa'nın denizi yarma hikayesi. Abi sen geç, acilsin diyor. İnanamam. Verdim şimdi. Tabii benim hanım akıllı olduğu için bana şeyini falan da vermiş, kimliğini falan da vermiş rahmetlinin. Çünkü soruyor hani TC kimlik, o sırada TC kimlikle ben kendi adımı unutuyorum. Getir götür yapıyoruz ya o sırada. Profesör adam neyse. Adam, ha tamam. Ne dedi? Tam donmuş plazma dedi. Çocuk ben iki tane donmuş buz kalıbı verdim bana torba içerisinde. Şimdi kanınızın içerisinde bol miktarda sıvı vardır. Kırmızı kan hücreleri vardır. Bir sürü de hücre vardır. O hücrelerin hepsini çıkarttığınızda geriye kalan sıvıya serum denir. Onun da ismi plazmadır. Onu normalde dondurursunuz. Onun içinde bir sürü besin vardır, iyonlar falan vardır. Dolayısıyla bu tür ameliyatlarda bu tür sıvı desteği çok önemlidir. Hasta eğer bol kan kaybediyorsa. Sadece kan vermek yetmiyor çünkü. Bu da dondurulmuş tutuluyor. Yani bayağı dip frizde donduruyorsun, öyle duruyor. Adam bana iki tane ondan verdi. Dondurulmuş kan verdi. Plazma. Şimdi yani bunun ne acelesi olabilir ki? Daha oraya gidecek o. Çözdürülecek falan böyle mikrodalga da ona babaya verecek. Ama sonuçta kan. Ve ben o şekilde ona geri götürdüm. Yani ya bu şekilde ameliyat yapılıyor ya. Yani inanabiliyor musunuz? Ya Türkiye'de hala bu şekilde ameliyat yapılıyor. Kim bilir başka dünyanın nerelerinde nasıl yapılıyor? Tamam kapatıyor. Yani bunları da bir söyleyeyim dedim. İçimde kalmasın yani. Çok ilginç bir tecrübeydi. Adam arıyor patoloğu. Patolog bakıyor. Hani böyle ya tamam işte bakıyoruz ya falan havasında. Yani sağlık sistemi kimin ellerinde düşünün. Yani adam herhalde bir yerde kahve içiyordu. Kırta kırta geldi. Ha bir tane daha doktor gelmiş. İyi hadi bakalım. Hastayı görmüyor ki o. Hastayı gören içeride başkası. İyi huylu diyor. Ha tamam çok teşekkür ederim diyor, kapatıyor. Tepki bu. Neden? İşine dönecek, kazıyacak, rahatlayacak. Bitecek bir önce. Yapıyor. Ameliyatı bitiriyor. Dikişlerini de asistanına attırtmak için çıkıyor dışarı. Ondan sonra gidiyor elini yıkıyor. Ondan sonra geri geliyor ameliyathane. Abi bakıyor böyle herkes şen şakrak muhabbet ediyor. Aa diyor ki demek ki sorun yok, adam ayıldı. Yani eğer daha kötü bir şey olsaydı bayağı bir sessizlik oluyormuş ameliyathanede. Ölüm falan olsaydı. Peki diyor. Şimdi diyor hastanın ayılmasını beklemem lazım diyor. Öbür hastayla, dünkü hastaya gitmem lazım diyor. İşte zorluk şimdi başlıyor. Ne yapmıştı? Kadını kötürüm bırakmıştı. Yeni doğurmuş bir kadını kötürüm bıraktı sağ tarafı. Diyor ki hastanın odasına yaklaştıkça diyor sanki hastanın odasıyla benim aramda bir kuvvet kalkanı oluştu diyor. Yaklaşamıyordum diyor. Yani ayağın gitmez derler ya. Kapıyı tuttum, çevirmeye çalıştım. Sanki 1000 ton diyor. Çeviremiyorum diyor. Kolay değil çünkü. Açıyor. İçeride kız annesiyle beraber, yani ameliyat olan ve anneannesi duruyorlar. İşte gülümsemeye çalışıyorsunuz ama diyor yani. Ben onu kötürüm bıraktım. Sen biliyorsun onu kötürüm bıraktığını diyor. İşte nasılsın bugün demiş. İdare ediyorum demiş kadın. Ondan sonra da sağlam eliyle kötürümlü kolunu kaldırıyor, bırakıyor. Böyle oldu işte diyor. Şimdi ne diyeceksin? Ya işte ben biraz fazla kendime güvendim, biraz fazla kestim mi diyeceksin? Ya diyor işte bunlar genelde olabiliyor diyor. Ve hani geçer diye ümit edelim diyor. Kadının cevabı aslında. Ben sana güvenmiştim, şimdi niye güveneyim diyor. Tamam bak, laf nasıl? Bittin yani. Adam ne diyeceğini şaşırıyor. Yani falan da yapamıyorsun yani, böyle kalıyorsun. Sonra kadın diyor ki, neyse tamam bakalım nasıl olacak diyor. Adam peki diyor, çıkıyor. Şimdi ikinci hastaya gidecek. İkinci hastanın durumu iyi. Soruyor hemşirelere. Şimdi karısına söylemesi lazım. İyi geçti. Ve bunlar adam öldü ölecek diye bekliyorlar. Yani böyle fazla kesse komaya girecek, fazla alsa bilmem ne, iyi huylu mu kötü mü hiçbir şey bilinmiyor. Kadın böyle bekliyor titriyor. Karısına geldim diyor. Ondan sonra iyi haberlerim var demiş.
der demez elini uzatmış böyle. Uzatınca kadın da onun ellerine yapışmış böyle. İyi geçti ameliyat, her şey yoluna girdi. İyice kadın yürü yürü ağlamaya başladı. Bittim ya ben. Vallahi bittim. Okurken sabah ağladım. Abi nasıl mesleği? Ve adam devam ediyor. Diyor ki, Fransız ünlü bir cerrahın söylediğini hatırladım. Her diyor cerrahın kafasında bir mezarlık vardı diyor. O mezarlıkta öldürdüğü hastaları isteyerek, tabii hiçbir isteyerek olmaz ama istemeyerek komplikasyonlar sonucu ölmüş hastaların mezarları vardı diyor. Bir cerrah diyor belirli aralıklar oraya girip dua eder. Ne yaparsın? Vicdanıyla karşı karşıya kalır. Ha peki bu insanlar manyak mı ya? Nasıl doktor olursun hala bunu bilebilir? Nasıl hala ameliyat yaparsın? Orada çocuklar ben çok takılmıştım. Son 1,5-2 senedir falan çözdüm olayı. Ve bu da doğrulandı başka baba hocalar tarafından. Tek açıklaması var abi. O da insan sevgisi. Bir doktorun insan sevgisinin çok yüksek olması lazım. Neden? Evet. Hata yapabilirsin. Ve bu hata ölümcül de olabilir. Doğru. Ama sen daha tedavi edilmeye bekleyen bir sürü insan var. Onlara hizmet etmek için yanıp tutuşuyorsun. Onun için çocuklar doktor olacaksanız insan sevginizi ve vicdanınızı çok kuvvetli olması lazım. Vicdansızlık asla bir şey yok. Öyle duyarsızlaştı da yok abi. Adam hüngür hüngür ağladığı olayları anlatıyor sinirinden. Peki tıp böyle bir alanken bu insanların neye çok ihtiyacı oluyor? Bakın adam anlatıyor diyor ki ben diyor beyin içine girmişim bunu bunu yaparken takılıyorum bir yerde diyor. Dolayısıyla bana yardım lazım diyor. Kim o yardım verecek abi? Mühendis. Mühendis diyor ki ata benim elim titreyebilir. Burada titremeyecek bir alet yapar mısın diyor. İşte medikal robotlar yapılıyor. İşte doku mühendisliği yapılıyor. Ben onun için mesleğimi çok seviyorum. Bizim mesleğimiz hastaya uzak. Arada hep doktor var. Ama hep hastanın yararına, hastaların yararına. Onun için mühendisler genelde insanlık sevgisi yüksek olan bir gruptan olması iyi olur. Yani insanlığa karşı bir alet yapmak hoş bir şey değil. Bilirsiniz bu atom bombası olayı. Yani atom bombasını icat etmek için yapmamış fizikçiler, mühendisler onu. Buradan enerji üretiriz, dünyanın enerji problemi çözülür diye ama manyakların eline düşünce bu. Dönüştürmüşler, sen bunu bomba yapabilir misin demiş. Birkaç tanesi de yapmış. Onu zorla yaptırtılan mühendis bomba atıldığı gün atlıyor, intihar ediyor. Einstein kaç tane mesaj yazmıştır Amerikan başkanına. Yapmayın, etmeyin diye. İnsanlık suçu işliyorsunuz, mesleğimizi karartıyorsunuz diye. Fizikçiler buldu oluyor çünkü bu işi. Fizikçinin işi o değil ki. Fizikçi de evreni anlamaya çalışıyor. Yaşamın anlamını bulmaya çalışıyor bu insanlar. Şimdi dolayısıyla tıp mühendisliği tam bu transdisipliner denen bir alanda. Hem tıbbı öğreneceksin, hem mühendisliği